Ekranda Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu törende bir konuşma yaptı. Tören devam ediyor. Biz konuşmayı paylaştık ama NTV'de ana haber zamanı. Önemli haberler var bugün. Birkaç tanesine bakarak bültenimize başlayalım. İsveç'ten sonra Hollanda'dan da skandal eylemin haberi geldi bugün. Yine Kur'an-ı Kerim'in hedef alındığı provokasyona Ankara'dan sert tepkiler var. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakacağız. Terörle bağlantılı kişilerin iade edilmemesi, ardından İsveç'te yapılan bu provokatif eylemler, Ankara'nın rahatsızlığı somut bir adıma dönüşmüş durumda bugün itibariyle. Çünkü Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında NATO üyeliği konusunda yapılacak üçlü mekanizma toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Bakacağız. Ve seçim için 14 Mayıs tarihi öne çıkıyor. O tarih yaklaştıkça da siyasetin gündemi giderek ısınıyor. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantıları vardı. Hem seçim başlığında hem de diğer başlıklarda verilen mesajlara bakacağız. Bir de tabii Oscar ödülleri için geri sayım başladı. Adaylar 3 saat önce de belli oldu. Listede öne çıkan film 11 adaylıkla Her Şey Her Yerde Aynı Anda film oldu. Başka hangi dallarda dikkat çeken isimler var, ona da bakacağız. NTV'de ana habere başladık. İsveç'te tansiyon provokatif eylemler nedeniyle bir süredir yüksekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklama yapmıştı. Artık bizden NATO desteği beklemesinler demişti. Bugün artık bir adım daha atılmış oldu bu konuyla ilgili. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili mekanizmanın Şubat toplantısının ertelendiği duyuruldu. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. İsveç'te provokatif eylem gerginliği toplantı iptali getirdi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Şubat ayında yapılacak üçlü mekanizma toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye ile NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da Madrid'de bir muhtıra imzalanmıştı. O muhtıraya göre İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede Türkiye'de işbirliği sergileyecekti. Atılacak adımların denetlenmesi için kurulan daimi ortak mekanizma ilk toplantısını 26 Ağustos'ta, ikinci toplantısını ise 26 Kasım'da gerçekleştirmişti. Bu süreçte terörle mücadele konusunda verilen sözlerin tamamen tutulmamasına Ankara tepki gösteriyordu. Üstüne bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eylem ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı eklendi. Tüm bu gelişmelerin ardından gelecek ayki toplantı ertelendi. Peki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci nasıl devam edecek? İki ülkenin üyeliği için Ankara'nın onayı şart. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye, Finlandiya, İsveç üçlü görüşmelerine birkaç hafta ara verilmesi gerektiğini söylemişti. Görüşmelere ortalık yatıştıktan sonra devam edilmesi gerekiyor. Bu nedenle henüz bir sonuca varılmamalı demişti. Ancak İsveç'in üyelik süreci öngörüldüğünden daha uzun süre ertelenirse Finlandiya tek başına yola devam edebilir diyerek de gerekirse üyelik sürecini İsveç olmadan da sürdürebileceğinin sinyalini verdi. Ankara ile Türkiye ile İsveç geriliminin tırmanmasında Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokatif eylemin etkisi büyüktü. Benzer bir eylem Hollanda'da da yapıldı dedik. Yine Ankara sert tepki gösterdi. Yine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç'in ardından Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı nedeniyle tepkilerin odağında. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Bagensveld Kur'an sayfalarını yırttı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Minans, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Hollanda'ya AK Parti'den de tepki var. Parti sözcüsü Ömer Çelik, olayı alçakça bir saldırı olarak değerlendirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir.
Bunlara karşı ortak mücadele şarttır. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eyleme tepki gösterdi. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda dedi. Meclisteki grup toplantılarında da bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatmaya ilişkin karar seçim sonrasında bırakılsın talebini gündemine alan Anayasa Mahkemesi'ne sert sözlerle çıkıştı. Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da kullandığı silahlara veda ifadesine de tepki gösterdi. HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi'nin davayı sulandırması doğru değildir. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? HDP kapatılmalıdır. Hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatma davasında karar seçim sonrasına bırakılsın talebini görüşmeye karar veren Anayasa Mahkemesi'ni bu sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli'nin hedefinde Diyarbakır İl Kongresi'ndeki sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Silahlara veda ne demektir? Vedayı edecek kimdir? PKK mı yoksa Türk askeri mi silahı bırakacaktır? Milliyetçiyim diyen hangi şahsiyet sahibi bu rezalete sessiz duracaktır? Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında kürsüdeydi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı yorumlarına da sert çıktı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahili, dış tazyik ve destekli ayak takımıdır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir. Bahçeli, NATO üyeliği için Türkiye'den onay bekleyen İsveç'teki provokatif eylemi de gündemine aldı. Bu yolla Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa açsınlar. NATO ile doğmadık, NATO'suz ölmeyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasının başlıklarına da bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağına dair tartışmaları değerlendirdi grup toplantısında. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi ya Mısır'daki Sağır Sultan duydu. Yüksek Seçim Kurulu'nun hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracaksak Yüksek Seçim Kurulu gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağı tartışmasını değerlendirdi. Konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na neden taşımadığını, YSK'ya güvenmiyorum diyerek açıkladı. Gündeminde 14 Mayıs'a alınacağı açıklanan seçimler de vardı. Cumhurbaşkanının kullandığı "Yeter söz milletin" sloganını hatırlattı. Sanki 20 yıldır iş yoksa beyefendi, şimdi yeter söz milletindir diyor. Kazanmak için bütün ama bütün tuşlara basmış durumda. Evet, yeter söz milletindir. Söz millet ittifakındır. Yeter be, yeter, yeter artık. Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa da sert tepki gösterdi. İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, seyretti durdu bu provokasyonu. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor insan. Mecliste başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif görüşülüyor. Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor o teklif. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin de değişiklik önerisi vardı. Acaba ne oldu? Şimdi Uğraş Bingöl'le konuşacağız. Uğraş, teklifin geçen maddeleri var galiba. Hangileri onlar? Gerginlik de oldu biliyoruz komisyonda. Neler oluyor? Evet Seda, hemen son dakikayla başlayalım. Başörtüsü teklifi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda şu an itibariyle kabul edildi. Gün boyu gergin bir atmosferde geçti görüşmeler. CHP ve İYİ Parti uzun zamandır çalışıyordu. Teklife bir önerge vermek istediler. Onun önergeye göre bazı
rahatsızlık yaratacak, yani Anayasa Mahkemesi'nden dönebilecek bazı maddelerin olduğunu söylemişlerdi. Muhalefet uzun zamandır 24. maddede yer alan hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle ibaresinin laikliğe aykırı olduğunu söyledi. Yerine tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü şeklinde değiştirilmesini istiyordu. Ama bu görüşmeler sırasında iktidarla muhalefet arasında, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında sert tartışmalar yaşandı. Teklif oylanmaya geçtiğinde CHP ve İYİ Partililer komisyonu terk ettiler. Sert tartışmalar yaşandı. Komisyonda gergin anlar oldu. İlk olarak İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İYİ Partili Anayasa Komisyonu üyeleri ayağa kalktılar ve AK Partililere dönük bu başörtüsüne ihanettir. Soruna biz el uzatıyoruz. Başörtüsünün sorununu ortadan kaldırıyoruz ama siz reddediyorsunuz dedi. Ardından da CHP'li Bülent Tezcan da aynı tepkileri gösterdi ve AK Parti'nin başörtüsü konusunu ısmar ettiğini söyledi. Bu konuyu uzlaşıyla çözülebileceğini ama AK Parti'nin buna yanaşmadığını söyleyerek CHP'liler de salonu terk etti. O oylama sırasında tekrar edelim. Oylamada başörtüsü teklifi kabul edildiği iki maddede, üç maddeden oluşuyordu. Teklif üzerindeki genel oylaması da az önce bitti. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti laikliğe aykırı olduğunu vurguluyordu. O dini görüş ifadesi nedeniyle. Evet, teklifin 41. maddesinde ise kabul edilen teklifin 41. maddesi ise evlilik birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ibaresi yapılıyor. Evet, teklif 336 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştu. Peki bundan sonra ne olacak? Referandum aralığı 360'la başlıyor ama Cumhur İttifakı'nın 360'a ulaşabilecek bir oy potansiyeli yok. Önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek. Yeniden bir uzlaşma zemin olur mu iktidarla muhalefet arasında, göreceğiz Seda. Memur emeklilerinin zam farkları 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacak. Emekli, malul, dul veya yetim aylığı alanlar 1 Ocak tarihi itibariyle zam almaya hak kazanmıştı. Ek gösterge fark tutarları Cuma günü itibariyle PTT şubelerindeki veya maaş aldıkları bankalardaki hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı kapsamlı yapılandırma paketine ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yapılandırmada vadenin öncekilerin aksine 36 ay değil 48 ay olacağını duyurdu. Borcunu peşin ödeyene ise indirim var. Bu teklifteki en önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla, yani 48 aya çıkarmamızdır. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İzmir'de iş dünyasına seslendi. Bakan Nebati, kamu borçlarına yapılandırma düzenlemesinde vadenin uzatıldığını duyurdu. Daha önceki borç yapılandırmalarda 36 ay olan üst sınırı bu kez 48 ay olacak. Süre uzayacak ama ödemesini kısa tutmak isteyene de önemli avantajlar sağlanacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse zaten küçük oranlar uygulayarak hesapladığımız yurt içi üfe tutarının %90'ından da vazgeçiyoruz. Eğer ceza yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da %25 oranında indirim sağlıyoruz. Teklifte vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak. Tutarı 2000 lirayı aşmayan borçlar silinecek. Vergi daireleri bu borçlar nedeniyle takip de yapmayacak. Bu yapılandırma kanununda vergi dairesine ödenmesi gereken hangi tür borç olursa olsun yapılandırılacak. Bir tane istisnamız var. O da 2022 yıl için ödenmesi gereken geçici vergiler. Davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırarak ödeme imkanı getiriyoruz. Öte yandan diğer yapılandırmalarda kapsam alınmayan idari para cezaları da bu kez kapsamda olacak. Hindistan'da ülkenin kuzeyinde bir bina çöktü. Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Olay ülkenin kuzeyinde gerçekleşti. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması halen devam ediyor. Enkaz altında çok kişinin olduğu söylendi. Binanın çökme nedeni de henüz bilinmiyor.
Rusya'nın Ukrayna saldırılarında tam 11 ay geride kaldı. Cephe hattında çatışmalar sürerken Ukrayna bir yandan da yolsuzluk skandallarıyla çalkalanıyor. Zelenski 5 bölge valisinin görevine son verdi. Aralarında Savunma Bakan Yardımcısının bulunduğu isimler de istifa etti. Önce devlet başkanı Volodymyr Zelenski uyardı, ardından istifalar peş peşe geldi. Alman üretimi tankların yolunu gözleyen Ukrayna yönetimi iç siyasette krizle çalkalanıyor. Savaşın en hareketli cephelerinden 5 bölgenin valileri görevden alındı. Üst düzey isimlerden de istifa haberleri geldi. İstifalar ve görev değişiklikleri Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısının jeneratör alım iadesinde 400 bin dolar yolsuzluk yaptığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Zelenski, kadrolarda değişikliğe gidildiği haberini paylaştı. Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Herson ve Zaporijya'nın vadileri görevden alındı. Aralarında Savunma Bakan Yardımcısı ve Başsavcı Yardımcısının bulunduğu isimler de istifa etti. Birliklere gıda ve mühimmat tedarikinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısının da gıda tedarikinde fazla ödeme yaptığına dair haberlerde basına yansımıştı. Ukrayna lideri Zelenski ayrıca hükümet yetkililerinin tatil için ülkeden çıkmalarını yasakladı. Bu kararda Başsavcı Yardımcısı Oleksiy Simonenko'nun İspanya'da tatil yapmasının etkili olduğu belirtiliyor. Yeni karara göre bir devlet memurunun resmi görevlendirme olmadan yurt dışına çıkması mümkün olmayacak. Zelenski, Ukraynalı üst düzey yetkililerin savaş devam ederken yaptıkları tatilleri eleştirdi. Dinlenmek istiyorlarsa kamu hizmeti dışında dinlenirler. Yetkili isimler artık tatil veya diğer hükümet dışı amaçlar için yurt dışına seyahat edemeyecekler. Ukrayna Başbakanı da istifaların ardından yolsuzlukla mücadele sözü verdi. Ukrayna yolsuzluk skandalıyla dalgalansa da gözler Alman yapımı tanklarda. Amerikan ABC televizyonuna göre 12 ülke Alman hükümetinin izin vermesi halinde Ukrayna'ya yaklaşık 100 Leopard 2 tankı tedarik etmeyi kabul etti. Polonya Ukrayna'ya tank gönderme talebini resmen ileten ülkelerden. Başbakan Morawiecki, taleplerine Almanya'dan hızlı yanıt beklediklerini söyledi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise, Berlin yönetiminin tank tedariki konusunda pozisyonunda bir değişiklik yok. Kararımızı hazırlıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ard arda yapılan silahlı saldırıların şokunu yaşıyor. Bir gün arayla iki saldırı da Kaliforniya eyaletinde yapıldı. Toplamda 18 ölü var. İkisinde de uzak doğulular hedef alındı ve saldırganların ikisi de Çinli. Yedi kişiyi öldüren saldırgan böyle yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti 3 gün içinde düzenlenen ikinci silahlı saldırıyla sarsıldı. Half Moon Bay'de iki ayrı bölgede silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırgan ilk olarak bir mantar çiftliğine saldırdı. Ardından yakınlardaki nakliye tesisine. En az 7 Çinli işçi hayatını kaybetti. Olayın ardından aracıyla polis otoparkına giden zanlı saldırıdan 2 saat sonra yakalandı. Polis saldırganın teslim olmak için emniyete gittiğinin düşünüldüğünü söyledi. Saldırganın aracında yarı otomatik silah bulundu. Polis saldırganın 67 yaşındaki Chun Yi Zhao olduğunu ve saldırı düzenlenen noktalardan birinde çalıştığını bildirdi. Tek başına hareket ettiği düşünülen Zhao'nun yetkililerle işbirliği yaptığı ancak saldırı nedeninin hala bilinmediği belirtildi. Bu Kaliforniya'da birkaç gün arayla Çin asıllı bir saldırgan tarafından düzenlenen ikinci silahlı saldırı oldu. Cumartesi günü bir diğer saldırgan Çin yeni yılı kutlamalarını kana bulamış bir dans kulübünde katliam yapmıştı. Hu Jan Tran adlı 72 yaşındaki saldırganın silahını elinden alan genç konuştu. I needed to get the weapon away from him. Silahı ondan almam gerektiğini anladım. Silahı alıp onu etkisiz hale getirmem gerekiyordu. Yoksa herkes ölürdü. Cesaretimi toplayınca iki elimle üzerine atıldım, silahı kaptım ve boğuştuk. Monterey Park kentindeki saldırıda ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.
Polis olay yerinden 42 mermi kovanı toplandığını açıklarken intihar eden saldırganın saldırıyı gerçekleştirme nedenine dair ipuçları arıyor. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme var. İki kişi daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler AA ve ÇZ'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'da motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Bu yıl Strep A bakterisini sıklıkla duyduk. Aslında yıllardır dolaşımda. Bademcik iltihabının en önemli nedenlerinden biri ama aynı zamanda ölümcül de olabiliyor. Avrupa'da onlarca çocuk hayatını kaybetti ve ne yazık ki bir ölüm haberi de Türkiye'den geldi. İstanbul'da 3 yaşındaki Aras Sönmez Strep A'nın neden olduğu enfeksiyon sonucunda hayatını kaybetti. Aras Sönmez henüz 3 yaşındaydı. Doğum gününde 2 hafta önce Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Normal yani soğuk algınlığı, grip tarzında hastalıklar oluyordu. Sürekli takip eden doktoruna gidiyorduk zaten. Bir hafta 10 gün evde dinleniyordu zaten. Geçiyordu. 1-2 aydır devam etti. Bu sırada sadece daha öncekinden farklı olarak vücudunda kaşınmalar olduğunu söylüyordu. Annesi oğlunun ölümünü bir sözlük platformunda anne babalara uyarı olması için paylaştı, gündem oldu. Aras fenalaştı, bir gün içinde hayatını kaybetti. Burun tarafında, şu taraftan morarmaya başladığını gördük. Yani o pütür pütür olan şeyler morarmaya başlamış. Şöyle şu hatlar. Biz de hemen hani aklımıza sadece menenjit geldi o arada. O şüpheyle götürdük Etkişehir Hastanesi'ne, Ankara. Evden de oraya varmam yaklaşık bir 10-15 dakika sürdü. 40 dakikalık bir zaman içinde bu morartı bütün vücuda yayıldı. Doktorlar genel bir bilgilendirmeyi yaptı. İşte yoğun bakım alacağız. Şu anda bilemiyoruz. Antibiyotik tedavisine başladık hemen damardan dediler. Aras'ın kısa sürede böbrekleri çalışamaz hale geldi. Kalbi durdu, hayatını kaybetti. Doktorlar ölüm nedeninin Strep A'ya bağlı olduğunu söyledi. Streptokok olduğunu doktorum söyledi. Hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocuğu bile 3-4 saat içinde götürebildiyse eğer kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Çünkü evladını kaybetmek çok zor bir durum. Evlat acısı çok zor bir durum. Doktorlardan da Allah razı olsun. Gerekli müdahaleleri yaptılar. İlk defa biz kendi çocuğumuzla beraber duyduk. Bir çocuk bile kurtulsa bizim için önemli, çok önemli. Hayatta her şeyden önemli. Evhamlı olsunlar, evet. Ayakta uyuyamasınlar, rahat uyuyamasınlar. Çocuklarını birebir takip etsinler. Bütün derdimiz bu bizim. Strep A, solunum yolunda, boğazda ve deride enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türü. Hafif bademcik enfeksiyonlarına yol açtığı gibi özellikle deriden bulaşan türü ölümcül olabiliyor. Avrupa'da onlarca çocuk Strep A nedeniyle hayatını kaybetti. Konya'nın Selçuklu ilçesinde boş araziye kimyasal atık dolu 65 varil bırakıldı. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüpheliler belirlendi. Sorumlu firmaya kanundaki en üst sınırdan idari para cezası uygulandı. Toplam ceza 73 milyon lira. Her biri 1 ton ağırlığında 65 adet varil, içleri ise zehirli maddelerle dolu. Bertaraf edilmesi gerekirken boş araziye bırakıldı. 65 ton kimyasal atığı bırakıp kaçan 4 şüpheliye ve firmaya tam 73 milyon lira ceza kesildi. Aynı zamanda bu atıkları döken şahıslar hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun çevreyi kasten kirletmek başlıklı 181. maddesi kapsamında gerekli adli kovuşturmanın yapılması için de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Konya'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir firma fabrikalardan kimyasal atıkları topladı. Zehirli atıkların tesiste ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi gerekiyordu. Ancak maliyeti yüksek olduğu için plastik varillere doldurularak Selçuklu ilçesindeki boş araziye bıraktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetlerde inceleme yapan uzmanlar varillerde sülfat, amonyum hidroksit,
çeşitli yağ ve petrol atıkları olduğunu tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, varilleri araziye bırakarak kaçan tır şoförleri Cemil Ayda İbrahim M'yi gözaltına aldı. İfadeleri doğrultusunda firma sahibi Hamza Öde, varilleri tıra yükleyen Mustafa Öde yakalandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, şüphelilere ve firmaya kanundaki en üst sınırdan idari para cezası verdi. Şahıs başı çevre kanunda bu atıklara ilişkin üst sınır olan 12 milyon lira, işletmeye ise 36 milyon lira olmak üzere toplamda 73 milyon Türk lirası civarında bir idari para cezası uygulayacağız. İçi kimyasal atık dolu variller kamyonlara yüklenerek bertaraf tesisine gönderildi. İncelemede atıkların toprağa sızmadığı öğrenildi. Son dönemde en çok dile getirdiğimiz sorunlardan biri kira artışları. İstanbul kiraların en çok arttığı kentlerin başında. Kira artışları o hale geldi ki bazı emlakçılar artık daireleri açık artırmayla kiraya vermeye başladı. İstanbul'da uygun kiralık daire bulmak zor. Öyle ki iddiaya göre artık açık artırmayla ev kiralama dönemi başladı. Bu etik olmayan bir olay. Eğer bu işi ihale yönüne dökülüyor ise, yani insanlar çağırıp da sen ne veriyorsun, sen kaç para ödüyorsun gibi o tip bir şey yapılıyorsa tabii bu hem etik değil. 2022 yılında sadece İstanbul'da kiralık konut fiyatları %140'tan fazla arttı. Emlak uzmanlarına göre merkez ilçelerde 10 bin liranın altında kiralık daire neredeyse bulunamıyor. İddiaya göre emlakçılar kiralık evi en yüksek bedeli vermeye hazır olan müşteriye gösteriyor. Bu işi yapan bir emlak ofisi ise işini bir defa kötü amaçla kullanıyor anlamına gelir. Bunu yapan bir ev sahibi ise burada bir manipülasyon yapıyor anlamına gelir. Emlak sektöründeki fiyat artışları satılık konutlara da yansıdı. Uzmanlar yeni kredi paketi sonrası İstanbul'da daire fiyatlarının arttığı iddiasında. Kampanya döneminde tabii bir hareket başladı. Ama maalesef yine %10-15 gibi bir fiyat yükselmesi yaşadık son 30 gün, 35 gün gibi bir dönem içinde. Yani daha önce fiyatını açıklayan bazı inşaat firmaları bir gecede %10-15 yükselttiği duyumları aldık. Kredi kullanmak isteyenlerin önünde başka zorluklar da var. Bazı müteahhitlerin de düşük beyan teklif ettiğini, yani kredi miktarından değil de daha düşük bir kredi kullanması ve satış bedelini daha düşük göstermesi yönünde bazı talepleri var. Daha düşük vergi ödemek için veya daha düşük tapu harcı ödemek için ben diyorum bu şekilde size fatura kesemem. Tüketici kredi kullanımında düşük satış bedeli gösteren firmaları ticaret il müdürlüklerine şikayet edebilir. Dünyada fiyatı düşüyor ama bizde yükseliyor. Hem de dünyada yılbaşından bu yana fiyatı %30'dan fazla düştü. Türkiye'de de %30 zamlandı kahve. Peki neden dünyada fiyatı düşerken bizde zam geldi? İşletmeciler kira, lojistik ve işçi maliyeti diyor. Kahve dünyada ucuzladı, Türkiye'de zamlandı. Uluslararası piyasada kahve fiyatları 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan doğa olayları nedeniyle yükseldi. Geçen yıl Şubat ayında zirve 260 dolarla görüldü. O günden bugüne fiyatlar %36 düştü, 154 dolara indi. Ancak bu küresel düşüş Türkiye'de fiyatlara yansımadığı gibi yeni yılla birlikte kahveye zam geldi. Kahvenin yaklaşık %30-35 civarında bir son tüketiciye, kahve severe oran bir zamlanması, bir artış da söz konusu. Bunlarda da otomatikman genel giderlerde kira giderinden, eleman maliyetlerinden, SGK'dan vesaireden gibi o ana maliyet yapısı da bu zamlanmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. Kahve işletmecileri fiyat artırmaya mecbur olduklarını belirtiyor. İşletmeciler kira, finansman, lojistik ve işçi maliyetlerindeki artışa dikkat çekiyor. %30 kaçınılmaz bir zam. Yani gerçekten belki daha yükseğe bile yansıyabilecek durumdaydı baksanız. Hani bir eskalasyon hesabı yapsanız %30'un üzerine bile çıkması gereken bir piyasa koşulları var. Artık pandemi sonrasındaki dönemde 3 ayda bir fiyat güncellemeleri gelmeye başladı.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı %30'un altında ve bu son 10 yılın en düşük seviyesi. Bazı barajlar kuruma noktasına geldi. Uzmanlar da İstanbul'un 3 aylık suyu kaldığını söylüyor. Maalesef 265 milyon metreküp su kalmış barajlarda. Yaklaşık günde 2,5-3 milyon metreküp su kullanıyoruz. Bu da 80-90 günlük su anlamına geliyor. Ciddi anlamda sıkıntılar bizi bekliyor demek. Sonbahar ayları yağışsız geçti. Kışın ilk aylarında da beklenen yağışlar gelmeyince İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlara göre kentin 3 aylık suyu kaldı. Barajlardaki toplam su miktarı %30'un altında. Kazandere ve Papuçdere barajları kurumak üzere. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdan biri olan Alibeyköy barajındayız. Alibeyköy barajındaki doluluk oranı da son 10 yılın en düşük seviyesine düşmüş durumda. Şu anda doluluk oranı %15.91 seviyesinde ve şu anda rahatlıkla barajın tabanında yürüyebiliyorsunuz. İşte bu manzara gösteriyor ki İstanbul susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Öyle ki önümüzdeki 2-3 ay içinde İstanbul yeteri kadar yağış almazsa yaz aylarında, bahar aylarında İstanbul susuz kalabilir. Ve İstanbul'un susuz kalmaması için şimdilik tek çözüm tasarruf gibi gözüküyor. Bir tehlike geliyorum diyor. Daha zamanımız var tedbir için. Hep beraber su seferberliği, su tasarrufu seferberliği yapabiliriz diye düşünüyorum. Her evin, her iş yerinin, her okulun kendi çapında yapabileceği çalışmalar vardır. Duş alırken, elimizi yıkarken, mutfakta, farklı lavaboda kendi çapımızda su giderimizi nasıl azaltabiliriz? İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros su tasarrufunun yöntemlerini anlattı. Duş alırken, bakın biz sabunlanır iken suyun açık olmasına ihtiyaç yok. Mutlaka tabii duşta da su tasarruf başlığı olması gerekiyor. Sıcak su gelinceye kadar akan bir soğuk su var. Bu su son derece değerli. Bu suyu mümkün mertebe boşa gitmemesi için mutlaka ama mutlaka bir kapta biriktirip yine farklı amaçlar için kullanabiliriz. Su tüketimini azaltacak şekilde sifon ayarlaması yapabilirsiniz. Bulaşık makinesinde ve dolu olduğu zaman çalıştırmak. Sebzeleri durladığımız, yıkadığımız suyu sifonlarda kullanabiliriz. Doğayan gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 30. yıl dönümünde törenle anıldı. Mumcu için Ankara'da adını taşıyan sokakta tören vardı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Mumlar yakıldı, karanfiller bırakıldı. Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 30. yılında törenle anıldı. Onu her zaman gönlümüzde yaşatıyoruz. Asıl olan bir bedenin bu dünyadan yok olması değil, fikirlerin yok olması. Onu da hiçbir gücün yok edeceğine inanmıyorum. Mumcu için evinin bulunduğu adını taşıyan sokakta çok sayıda vatandaşın katıldığı bir anma töreni düzenlendi. Onun fikirleriyle, onun düşünceleriyle, onların yazılarıyla büyüdük. Bundan sonraki kuşaklara da elimizden geldiğince bunları hissettirmeye, yaşatmaya çalışacağız. Törene katılan isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özgür ve Özge Mumcu Kılıçdaroğlu ile birlikte önce faili meçhuller anıtına çiçek bıraktı. Ardından Mumcu'nun hayatını kaybettiği noktada bulunan anıtta mum yakıldı. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 yılında arabasına yerleştirilen C4 tipi patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Ancak biri firari 6 sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı sonucu yeniden yargılama başladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar dışında cezaevinde bulunan kimse kalmadı. Demir ise 30 yıldır firari durumda. En büyük hayalim Uğur Mumcu suikastini çözmek diyen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan da 24 Ocak'ta öldürülmüştü. Diyarbakır'da 22 yıl önce terör saldırısında 5 polis memuruyla şehit olan Ali Gaffar Okkan Diyarbakır'da ve memleketi Sakarya'da anıldı.
4 yılda halkın sevgisini, saygısını kazandı. Şehit edilişinin 22. yılında dualarla ve çiçeklerle anıldı. Hainlere fırsat vermesin. Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı. Ali Gaffar Okkan'ın en büyük hayali 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastini çözmekti. Ancak Mumcu'dan 8 yıl sonra aynı gün 24 Ocak'ta uğradığı saldırıda Okkan ve 5 polis memuru şehit oldu. Birçok Diyarbakırlı'nın gönlünde taht kuran Ali Gaffar Okkan'ın adı yeni doğan yüzlerce çocuğa verildi. Parklarda, cadde ve sokaklarda yaşatıldı. Şehit Emniyet Müdürü ve 5 silah arkadaşı şehit oldukları yerde anıldı. Diyarbakır halkıyla el ele, gönül gönüle eşsiz çalışmalarda bulunmuştur. Bu gayretlerin neticesidir ki vatandaş-devlet dayanışmasının en güzide örneği Diyarbakır'ımızda sergilenmiştir. Gaffar Okkan'ın Diyarbakır Spor Kulübü'nün Süper Lig'e çıkmasında da büyük payı var. Şehit olmadan 4 saat önce ben o gün antrenmandan sonra, öğlenden sonra kulüp binasına geldi, antrenmanımıza geldi. Bu yıl Gaffar Okkan'ın memleketi Sakarya'dan Diyarbakır'a giden çok sayıda muhtar törene katıldı. Diyarbakır halkı onu kardeşi gibi gördü, hemşerisinden öte. Dolayısıyla da Sakarya halkıyla Diyarbakır halkını bütünleştirdi. Diyarbakır'daki törenle aynı saatlerde Sakarya'daki mezarı başında da anma vardı. Okkan için dualar edildi, mezarına karanfiller bırakıldı. Bir anma töreni de tam da şu sıralarda yapılıyor. Türk sinemasının unutulmaz yıldızı için, Fatma Girik için. Fatma Girik geçen yıl tam bugün 24 Ocak'ta aramızdan ayrılmıştı. Ve bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Şişli'de onun için tören düzenleniyor. O töreni NTV'den Sinan Kunter takip ediyor. Kameraman Burak Sevinç'le birlikte. Sinan, nasıl bir tören yapılıyor Fatma Girik için? Seda, Fatma Girik Türk sinemasının kuşkusuz unutulmaz yıldızlarından biri. Fatosu, mavi gözlü dev oyuncusu. Bugün de burada Yeşilçam'dan arkadaşları Fatma Girik'i anmak üzere 1. ölüm yıl dönümünde Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir araya geldiler. Az evvel haberlerimizde de yer verdik. 24 Ocak Türkiye için sıradan bir gün değil. Ülkenin hatıra defterini bir parça karıştırdığımızda yaptıklarıyla, çalışmalarıyla toplumun gönlüne taht kurmuş pek çok ismi 24 Ocak'ta kaybettiğimizi görüyoruz. Başta hain bir suikaste kurban giden Uğur Mumcu, ardından yine bir suikast sonucu yitirdiğimiz Diyarbakırlıların Gaffar babası Ali Gaffar Okkan. Ama tarih sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza başka isimler de çıkıyor. Bir parça bahsetmek istiyorum. Tiyatro sanatçısı Mümtaz Sevinç, gazeteci ve siyasetçi İsmail Cem, Bizimkiler dizisinin muhasebeci Ergun abisi Erdinç Dinçer ve bir başka tiyatro oyuncusu Ayberk Pekcan'ı da ne yazık ki 24 Ocak'ta kaybetmiştik. Böyle bir anısı var. 24 Ocak'ta biz de kameraman arkadaşım Burak Sevinç'le beraber şu anda Fatma Girik'in anma töreninde, bir başka 24 Ocak'ta kaybettiğimiz değer Fatma Girik'in anma töreninde bulunuyoruz. İçeride konuşmalar devam ediyor. Kendisi hakkında kısa bir film gösterimi oldu ve aslında Türk sinemasına, Yeşilçam'a ne kadar büyük hizmetler sunduğundan bahsedildi. Çok fazla filmde rol aldı, pek çok ödüle layık görüldü. Ama bir de sinemanın kamera arkası bölümü var ki işte Fatma Girik'in burada da çok fazla payını görüyoruz. Pek çok filmde, özellikle Kemal Sunal'ın rol aldığı Bekçiler Kralı, Japon İşi gibi filmlerde Fatma Girik'in yapımcı imzasını taşıdığını görüyoruz. Yani Yeşilçam, Türk sineması Fatma Girik'e pek çok şey borçlu ve bugün de salon hınca hınç dolu vaziyette. Kendisinin Yeşilçam'dan arkadaşları Nur Sürer, Edison, Halil Ergün, Vücdat Gezen gibi pek çok unutulmaz oyuncu da onu bugün anmak için Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir araya geldiler. Dediğim gibi tören devam ediyor. Biz Burak Sevinç'le beraber buradaki ayrıntıları görüntülemeye devam edeceğiz ve ilerleyen bültenlerde de sizlerle paylaşacağız. Bir kez daha Fatma Girik'i rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sinan Kunter anlattı. Fatma Girik'i anma töreninden notları. Şimdi ana haber bültenine bir ara veriyoruz. Oscar ödül törenine sayılı günler var. 95. ödül töreni 12 Mart günü yapılacak. Adaylarsa birkaç saat önce açıklandı. Listede öne çıkan film 11 adaylıkla Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi oldu.
Ve bu haberle NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Bugün Salı saat 21 olduğunda Ahmet Arpat karşınızda olacak. Siyasi işler başlayacak. Hoşçakalın.